Şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık. Şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık, şaka yaptık. İstanbul Çırağan Sarayı'ndan sunucularınız Hıncal Uluç ve Merve İldeniz. İyi akşamlar. Şaka programlarının en güzeli Şaka Yaptı. Hoş geldiniz. Ve işte karşınızda sunucunuz Hıncal Uluç. Canım sen programları karıştırdın galiba. Ne o öyle değnek elinde? Ben Erman Toroğlu'na falan benziyor muyum? Ha? Oynatalım Uğur'cuğum. Nankörlük ediyorsun. Sana çok güzel bir gül almıştım ama sonbahar olduğunu unutmuşum. Kulisten buraya gelene kadar hepsi döküldü. Ya sen de dökülüyorsun ama hazandan mazandan değil, yorgunluktan. Sen beni hiç anlamıyorsun. Ben her hazan mevsimi böyle olur. Sen hazan. Biraz iyi insan olsan gelirsin buraya yanıma oturursun. Bana şefkat gösterirsin. Seninki hazan değil, azan mevsimi canım. Neyse sen orada dinlen, mevsimi yorgun seni. Ben de bu arada şakaları tanıtayım. Bu akşamki ilk şakamızda konuşmacıların konuşmalarını bitirdikten sonra içeri geçememesindeki esrar perdesini kaldıracağız. Daha sonra bir geline düğün saçı yaptıracağız. Mevsim sonbahar olmasına rağmen anaokulundaki son dondurma partisine katıldıktan sonra kapı pazarlama tekniğinin ulaştığı son noktayı göreceğiz. Sen bilirsin. Tiyatrolar perdelerini ne zaman açıyorlar? Bugün yarın açarlar. Belki de açmıştır bir tanesi. Yok onu demiyordum. Yani bu perdeleri nasıl açıyorlar? Hepsi açamıyor. Bazıları açamıyor. Özel tiyatrolar var. Devlet yardım etmezse onlar hiç açamıyorlar. Hep kapalı kalıyorlar. Hayır canım. Perde yok mu tiyatroda? Hani seyirciler öteki tarafta oyuncular. Böyle hani. Onu nasıl? Hani ya açılmazsa ne olacak mesela? Düşün bekleşiyorlar karşılıklı. İşte bizim hain şaka yaptık ekibi de bunu düşünmüş zaten. Aynen ya açılmazsa ne olur diye. Efendim her şey öyle güzel tezgahlanıyor ki. Böyle bir grup seyirci toplanmış. Hepsi bizim adamımız. İstanbul'u Güzelleştirme Vakfı diye bir vakıf. Ve orada bir gün ayarlanmış. Konuşmacı, sunucu diye de bazı insanlar davet edilmişler. Şakazede kurbanlarımız da onlar. Ve onlara deniyor ki konuşmaz bittikten sonra arkadaki perdeden sahnenin arkasına geçeceksiniz. Ama bu söylendiği kadar kolay değil. Çünkü perdede arkaya geçecek yer yok. Sayın konuklarımız ve vakıf üyeleri. İstanbul'u Güzelleştirme Vakfı'nın birinci olağan kurultayına hoş geldiniz. Tabii ki bütün konuklar ve basın mensupları bizden. Kurultayımıza katılan siz değerli konuklarımıza ve üyelerimize teşekkür ederim. Eğer bu perdeden içeri girebilirseniz sizi kutlayacağım beyefendi. Hayır efendim, orada da giriş yok. Yere bak. Orayı da kapattık beyefendi. Onu ihmal etmedik, merak etmeyin. Kurultayımıza katılan siz değerli üyelerimiz ve konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Efendim çıkabilirseniz çıkın bu sahneden. Ve üyelerimize çok teşekkür ederiz. Hanımefendi bu deneyimden sonra sunuculuğu bırakır herhalde. Şaka yaptık ekibi o sahnenin her yerini zımbaladı.
ekibimizden Sevil Aksa ve Hasan Tabak aramızdalar. Hani alkışları? Allah'tan burada hiç perde yok. Fena yakalandık. Masallarda ne kolay değil mi? Açıl susam açıl evet, dersiniz, perde evet. Açılır. Hakikaten biz de öyle bekledik ama açılmadı. Seyirci de her şeyi alkışlıyor bu arada değil mi? Bir yandan panik iyice artsın. Ha, bizim paniğimize alkışlıyorlar zaten. Evet. Ama inatla devam ediliyor. Tabii. Hayır, olabilir bazen köşe bu sağ köşeden, sol köşeden veya ortadan açılır. Yani onu da ya ortaya gidiyoruz açılmıyor. Sağa gidiyoruz açılmıyor, sola gidiyoruz açılmıyor. Alttan çekindim. Ben bir de alttan de denedim. Alttan da açılmıyor. Şimdi millet de gülüyor, alkışlıyor, ne yapalım? Hani öyle yer yarasa da yarışıyor. Gerçekten. Sırtım soğuk soğuk terliyor. Bir kahkaha atardın ha? Evet. Herhalde. Ve de kendimizi yarışın üstüne atardım herhalde. Efendim çok teşekkürler. Evet. Ne kadar teşekkür katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Bakın hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz. Evet. Size de güzel bir anı olacak. Evet hakikaten. Sağ olun efendim. Bir alkış sahibi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra bir kuaförde randevumuz var. Daha sonra bir anaokulunda dondurma musluklarının niye kapanmadığını öğrenip iç çamaşır satışlarının yine yükseldiğine şahit olacağız. Bizden ayrılmayın. Merve, saçlarını mı değiştirdin sen? Evet, beğendin mi? Beğenmedim. Bu da kötü. Her zamanki gibi kötü. Yapma. Nesini beğenmedin? Nesini beğeneyim? Zaten nereni beğeneyim ayrıca? Nasıl yani? Beni beğenmiyor musun? Kim beğeniyor seni? Seni beğenen var mı? Hiç kimse beni beğenmiyor mu? Aman efendim. O zaman bırakayım bari bu mesleği. Bırak tabii. Derhal bırak. Mankenliği falan filan her şeyi bırak. Gel benim evime otur. Benim evimin kadını ol. Ben sana bakarım. Uyanık, alçak, yalancı. Sen kendine bakasın. Saçlarına bak, göbeğine bak, gülüşüne bak. Beni beğenmemiş. Az kaldı inanacaktın. Günün birine inanacaksın. Ayrıca da saçlarım güzel olmuş. Evet, Merve'nin saçları güzel de güzel olmayan saçlar var. Kuaför arkadaşlarımızın sabrını deneme üzerine bir şaka hazırlamış bizimkiler bu defa. ATV'nin pazar günleri bir canlı program var. Orhan Boran abimizin sunduğu. Kurulan tezgaha göre o programda canlı yayında bir genç kızımız evlenecek. Bu ne demek canlı yayında evlenecek? Bütün Türkiye onu seyredecek. Tabii onun için çok özenilmesi lazım. İşte saçlarının özellikle gelin saçının çok harika olması lazım. Ünlü kuaförler de kurbanlar. Stüdyoya davet edilmişler. Orada bir ruh hastası stüdyo yönetmeni var. Program yönetmeni var. Olmadık şeyler istiyor saç için. İşte efendim böyle bulutlar olsun da bulutların üstünde martılar olsun falan diye. Büyük bir sabırla o saçlar yapılıyor. Bu arada ünlü sanatçılar gelip gidiyor kulise. Hiç kimse ama saçı beğenmiyor. Herkes bir bahane. Böyle o kuaförlerin sabırları kaşınıyor, kaşınıyor. Gelin hanım ekibimizden. Ben gerçekten evleniyorum. Ciddi misin? Evet. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Allah tamamını versin. Bir dakika keser misiniz? Ve işte yönetmenimiz de buyurdular. En küçük olduğum ses. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu gelinimiz... Ya bu elbiseyi kim getirdi? Bunu istemedim ki ben birader. Bunu istemedim ya. Cemil'den mi geldi bu? Hayır. Kalite düşük tabii. İstemiyorum böyle şeyler ya. Nerede şey? Her zamanki gibi çekim ortamında durum gergin. Hayır istemiyorum. Şimdi kardeşim şey yapıyoruz. Dalgalı bir saç istiyorum. Ben dışarıda gördüm, Belçika'da gördüm. Çok özel bir saç istiyorum. Çok özel. Çok özel bir saç istiyorum. Şimdi nasıl şöyle bir geçin ben size şöyle arkadan tarif edeceğim. Dalga istiyorum. Dal kabarık olarak. Büyük bir dalga. Bu dalganın arasına bir kısa dalga istiyorum. Kısa. Yani çok ufak olacak ve yönetmenimiz kendini anlatma üzere. Üstten akıtabilir miyiz şeyleri? Çiçekleri mi? Anladım. Yani benim demek istediğimi kavrayabildin mi? Yani dalga gelecek. Tamam.
Tamam. Arkadan üste doğru, arkadan üste doğru ve üstten çıkalım. Batıp alttan çıkacak şeyler, çiçekler. Biraz da davranışı olacak, biraz kabarık bir saç olacak. Çok ama kabarık istemiyorum. Yani dalga istiyorum. Benim istediğim dalga, başka bir şey istemiyorum, dalga. Deniz görünümü istiyorum ve bulutlar. Yani benim hayalimdeki saç o. Onu gördüğüm için onu istiyorum. Çiçekler nasıl yerleşecek? Çiçek gelecek. Çiçek getireceğim şimdi, getirecekler, söyledi. Dökülsün istiyorum çiçekler. Dökülsün ve çıkmış gibi olsun. Alttan çıkmış gibi olsun istiyorum. Yani zamanımız çok az. Kısa sürede fön istemiyorum yalnız. Fön istemiyorum, gıcık oluyorum. Fönden nefret ediyorum. En nefret ettiğim şey. Yani arada bulutlar geçsin. Aralardan o dalganın, böyle büyük dalga. Bir burada büyük dalga böyle aşağı doğru sarkacak şeyler ve kesin görünümü şey olacak. Yani şey deniz bulut üzerindeki yaprakların çiçekler böyle akmış istiyor. Yani ki yalnız zaman kısıtlı, ben 10 dakika sonra tekrar gelirim, şuna bir bakayım. Hadi bana gel. Soyut ifadelerin gel, yönetmeni yine kendini izah edemeden gitti. Ben yok, ben. Tamam. Ben yok, lütfen. Çekil başla. Yönetmenimiz çıktığı anda hakkındaki konuşmalar had safhada. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama fönsüz dalgamızı ben veririm. Ben de dalgalı film. Veremem ki. Manyak mıdır nedir? O sıra sen aç çıkarın. Başka çaremiz yok hayatım. Bağırsın çağırsın değil mi? Havalandırma mı bu? Hayır, hayır efendim. Fön yok, fön yok. Lütfen, lütfen fön yok. İçeride çekim var, lütfen fön yok. Yok! Kuaför arkadaşımız sabrını tüketmek üzere. Beni pis pis konuşturuyor. Ben bu sefer çekime geliyorum. Gerizekalı salak. Bu mu yönetecek acaba size? Efendim? Bu mu yönetecek sizi? Oo! Yandınız. Uydunuzu çıkar siz kocanla. Nişanlınla. Şimdi saçma şekillersiniz adamlar. Evlenmeden boşanırsın. Vallahi. Allah yardımcınız olsun. Çiçekler geldi miydi? Ha? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Çok heyecanlısınız yalnız. Çok çok şeyim. Biraz daha dalgayı şey istiyorum. Geniş lütfen. Bir saniye. Alttan alıyorsun değil mi? Alttan alıyorum. Biraz bombe vereceğim. Böyle bağırmak da... Hayır hayır kesin güzel. Zaten içeride kaydım çok önemli. İster bir sürü karma karışık oldu. Büyük dalgayı verdiğiniz zaman bir de arada şey yap. Bulut gibi böyle bir görüntü istiyorum. Çiçeklerin arası üzerine üstten veremem. Üstten yağsın. Yani çıkmış gibi olsun. Tamam. Ama üstten yağacak. Tamam. Tamam. Şeyi çalıştırmasın gene böyle. Ben tamam şimdi gidiyorum. Şey ses gelmiyor değil mi? Hayır yok gelmiyor. Rahatsız etmiyor yani. Yok yok evet. 10 dakika var. Görmedi herhalde. Bırak ya, hadi şu şartlarını. Dedim, dedim, dedim. Valla gebertirim. Cemente için mi dikmiş bunu? Yok, hayır. Yani getirecekler, bunu getirmişler işte. O da Cemil İpekçi'nin gelinliğini istiyormuş. Hayalinde o varmış. Manyak, bu adamın psikoloğa ihtiyacı var. Evet, bu arkadaş da bizden saçla ilgili yorumlarını bekliyoruz. Bu saçlı olmuş ya. Ne yaptınız bu saça böyle? Dalgalı fön çektik. O güzelim kızı ne yaptınız ya? Bu cefereye benzetmişsiniz. Allah Allah. Nereye diyorsun, ne oldu acaba? Bilmiyorum, bir kardeşim herhalde. Ben yine parmak atayım, bir şey söyleyeyim. Bu da beğenmedi. Acaba kötü mü oldu? He? Kötü mü oldu ki? Nasıl kötü mü oldu? Herifin dediğini yaptım, ne bileyim ben kötü mü olayım mı oldu? Ben hep yok mu yaptım seçim. Oluyor mu efendim? Dalga yok. Bulutlar yok. Selahattin Bey'in sabrı artık tükenmek üzere. Çok bulut yok. Gerizekalı ya. Hakikaten gerizekalı bu adam. Bulut derken yani...
Daha garip mi diyor, vakıf mı diyor? Ya da anlatamıyor, ne bileyim. Bulut, yani... Bulut ben hiç duymadım, 15 senedir kuaförüm. Nasıl oluyor daha bulut? Gerizekalı salak. Kime dans ettiğini bilmiyorum. Yani bulut, arasına soksan bulutu... Bunları kaldırayım mı? Şunları kaldırayım isterseniz tepede... Olmaz, olur. Olmamış, olmamış, olmamış! Ay çok güzel oldu bence. Gül, gül sen de gül. Gülüyorum sen ya, ne yapacaksın? Görsen güldüğümüzü. Çıkar ağzım benim. Neden gülüyorsun biliyor musun? Sinirlerim bozuldu da oyun. Yok yok ondan değil. Neye? Gizli kameradasın çünkü. Sana şaka yaptım. Aa. Evet. Doğru söylüyorum. Bak orada. Bir de buraya. Kamera mı bunlar? O kadar da söyleyelim arkasından. İşte şaka zedelerimizden Sabahattin Taştigen ve Ali İşçi aramızda. Hani alkışları? Gerçekten, gerçekten fazla alkışlamak lazım. Çünkü bayağı zorlu bir... Yönetmen Bey bayağı sinirlendirdi bizi. Daha doğrusu beni. Yani o anda o sinirle herhalde bir şey geçirebilirdim. Suratına o derecede. Maşafrantar. Tabii, tabii, tabii. Tabii. Elimde çünkü kızgın maşafrantar. Bayağı kızgındı. Ooo. İyi ki böyle dertlerim yok. Ne tepkiler attın sözü istemiyorum. Sizi düşün. Siz nasıl buldunuz? Ben şöyle oldu. Bana ne fön çalıştırdı, ne bir topuz yaptırdı. Bu şekilde moralim bozdu. Ben de en sonunda bıraktım tarağı makası. Çıkıyorum dedim, yapamam. Mesleği de bırakacaktınız derdim. Evet, öyle dedim zaten. Bundan sonra dedim, kesinlikle gelin başı taramayacağım. Aman efendim, sadece şaka biliyorsunuz bunların hepsi. Evet. Bütün gelinler sizin usta ellerinizi bekliyorlar. Çok teşekkürler şakamıza katıldınız, buralara sağ geldiniz. Sağ olunuz, sağ olun. Var olunuz efendim. Bir alkış gönüller. Bak aklına ne geldi? Diyelim ki çok çok zor bir şey biliyorum ama hadi buldun birini, kandırdın zor bela, evleneceksin. Damat saçı yaptırıyorsun. Ne kadar zor olurdu. Bir tel sağ, bir tel sola, bir tel sağ. Ya bırak, bırak, bırak. Benim saçlarım dağınık kalmaya alışıyor. Sen benim saçımı bırak, teklifimi dinle. Gel benim evimin kadını ol. Senin için ben saç bile ektiririm böyle lepiş kasak. Hiç gerek yok canım. Hazır bu kadar azken sen tekrar bebek ol, hayata baştan başla, büyü, anaokuluna git falan. Olmaz. Ben 18 yaşına gelince o zaman sen 50 yaşında böyle. O zaman da seni hiç beğenmem. Aynısı üzülürüm. Anaokulunda çok şirin bir şakamız var bu hafta. Bir dondurma makinesi. Ama çok... Yani artık her şey uzaktan kumandalı oldu ya. Günümüzde bu dondurma makinesi de uzaktan kumandalı ama çocukların haberi yok. Çocuklar zannediyor ki Amerikan makinesi, düğmeyi, musluğu çeviriyorsun, dondurma akıyor. Hayır öyle değil. Bizim hainler o musluğu uzaktan kumandalı yapmışlar. Çocuk kendi açtığımı zannederken uzaktan makineyi açıyorlar ve kapıyorlar ve anaokulu birbirine giriyor. O makinenin kumandası tamamıyla bizim elimizde. Tamam, tamam. Bir kere açıldığı zaman durmak bilmiyor. Her ne kadar panik kol gelse de dondurmayı yemeden edemiyoruz. Bey'i sadece dondurma ilgilendiriyor. Ben çok mutluyum. Evet.
Hıncal Bey de öyle diyordu. Bu işiten makine değil evladım. Günümüzün çocukları. Bana olmaz ki. Azıcık. Böyle kucağına doldururdun bütün dondurmalar herhalde. Piyeyi falan bırakırdın. Oh bayram yapardın. En azından gözüm doyana kadar böyle bakardım. Doymaz, doymaz. Senin gözün doymaz. Boş ver. Seninle ayrıca konuşuruz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra hep birlikte iç çamaşır satışlarının niçin arttığını öğreniyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Hayranım sana ben de. Teşekkür ederim. Bu podyumların en cesur mankeni sensin. Öyleyimdir. Vallahi. Böyle iç çamaşırıyla, hatta bazen çamaşır da yok. Boyuyorlar oranı buranı, öyle çıkıyorsun rahat rahat. O kadar insanın içine dolaşıyorsun, yürüyorsun. Cesurumdur. Profesyonelim. Sen de ama en cesur seyircisin. Her defilede ön sırada. Senin cesaretin de benimki mukayese değil. Yani öyle düşünüyorum da kendimi iç çamaşırıyla milletin arasında. Bak onu giymek önemli değil. İnan değil. Ben işimi yapıyorum. Önemli olan Allah'tan çok yoklar. Senin gibilerin arasında yürüyebilmek. Böyle senin gibi seyirciler var ara sıra. Nasıl yani? O çok zor. Sen de manken olsana. Madem bu kadar yakından ilgileniyorsun. Sen ne diyorsun ya? Ben evde bile iç çamaşır giy. Yani iç çamaşırla dolaşamıyorum. Dedi ki orada milletin içinde. Bu şakamızı çok seveceksin. Merve gibi iki tane çok cesur manken. Efendim bir iç çamaşırı şirketi kurmuş bizim hain şaka yaptıkçılar bu defa. Ve de değişik bir pazarlama metodu bulmuşlar. Böyle iç çamaşırları defilelerde sunulur ya hanımefendiler tarafından. Böyle değil. Evden eve. Kapınız çalınıyor. Ben anlatmayayım seni. Biz Arkan iç çamaşırlarının tanıtımını yapıyoruz. Bu satıncı bayanlar ekibimizden. Hediye veriyoruz. Sadece hediye veriyoruz. Yani tanıtım amaçlı evlere. Evlere geliyoruz da biz sizi görmüşken yolda, size de burada yolda verelim dedik hemen hediyenizi. Kataloğumuz yanımızda yok ama biz size üzerimizdeki örneklerden birer tane. Buna dikkatinizi çekerim. Göstermemiz gerekiyor şu şekilde. Önüm, arkam, sobe bu şekilde. Saklanmayan ebe. Beğendiniz mi tanıtımınızı? Ne düşünüyorsunuz? Ama bana göre değil. Size göre ama sizin için de vardır. Neden? Yani
Erkek üzerine de var isterseniz. Şu anda kataloğumuz yanımızda değil ama biz size bir örnek göstermek istiyoruz hemen. Evet. Şu şekilde. Önüm, arkam, sobe. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Beğendiniz, güzel mi sizce? Çok harika. Harika. Tanıtım kampanyamız hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Aynı zamanda erkek ürünlerimiz de var. Kemal abi. Bunun beyefendi için ne kadar ilginç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Merhaba koçum. Merhaba. Şimdi bizim bayanların çeyreğimiz, yanımızda kataloğumuz yok. Onları almayı unuttuk. Hemen ben sana bak altında katalog, cart diye göstereceğim. Bak. Hop bu ikincisi. Hangisini istersen sipariş verirsin, ayarlarsın. Tamam. Umarım arkadaşımız kaç tane don giydiğini okay. unutmamıştır. Okay. Nasıl? Bak bir tane açık don var. Kiri göstermez, açık olduğuna bakma. Tamam mı? Hangisi? Siparişini alayım senden. Denemek ister misin? Çıkartıp bir tanesi denemek istersen. Yok şimdilik olmaz. Ha? Şimdilik olmaz. Kendi zannetçiyorum. Aa, şeyini de yapıyorsun. Aa, çok güzel. Çok güzel. Nasıl pazarlamacılıkta güzel. Yeni yöntem efendim. Tabii size göre canlı katalog. Bilinize falan evet. baksırlarımız var. Çok güzel. Önüm, arkam, sobe. Çok güzel. Şu anda kataloğumuz yanımızda yok ama. O bayan işi, o bize gelmez ki. Bayanlar bakmasın. Ay, yalnız erkekler için de var. Modellerimiz de var. Beyefendi önem sırasını şaşırdı. Bunları bayanlar giyiyor, erkekler bakıyor. Yani sadece hanım kendisi alışverişini yapıyor. Hmm. Böyle güzel bir günde hediye almayı düşünmez miydiniz? Vallahi ne bileyim. Güzel herhalde. Güzel. Sizce nasıl? Güzel mi hanım? Yani. Bir örnek olarak katalog göstermek istiyoruz. Evet. Şu şekilde. Evet. Önüm. Çok güzel. Arkam. Evet. Sobe. Evet. Evet bu şekilde güzel. Aynı zamanda erkekler için de. Var. Çamaşırlarımız var. Ben bir saniye Kemal abiyi çağırayım. Kemal abi. Merhaba. Merhaba canım. Merhaba ben Kemal. Biz şu kataloğumuzu unuttuk hemen ben de gösteriyorum sizin kataloğumuzu. Evet, ben evet. yürüyen katalog olarak şu anda oluşuyorum. Evet, çok, çok, birinci modelimiz çok, bu var. Evet. Ondan sonra ikinci model bu var. Evet çok güzel. Nasıl? Fevkalade. Üçüncüsü. Oo maşallah. İlk defa geldi Erdoğan bana. Erdoğan Bey bu işe son derece olumlu yaklaştı. Evet, hangisi beğendin Kemal abi? Kemal Bey. Erdoğan. Hangisini beğendin? İsim Erdoğan. Erdoğan abicim hangisi? Valla şimdi hepsi güzel yani. Şort olaraktan güzel yani. Fevkalade. Hem şort diye hem de kot diye böyle giymece yani. Tabii giyilir muhakkak. Ben de öyle giyiyorum zaten. Tabii. Ben de öyle giyiyorum. Çok bakın, muazzam. Hakikaten çok muazzam. İşte insan çok güzel hepsi. Bakın. Giyim bu mu? Hangisi? Şimdi renk bakımından da hepsi, hepsi güzel yani. Ağzınız hangi çamaşır aldınız? Benimkimi, hanımefendininki, hanımefendininki. Şimdi çamaşır olarak da bunlar giyilmez tabii erkek bayan çamaşırı. Tabii ki muhakkak alsaydım. Öyle de şu bir kız, öyle bir kızım falan olsaydı muhakkak tabii bunlardan alırdım muhakkak. Kızım yok, erkek oğlum var. Ya. Denemek ister misin? Çıkartıp bir tanesi denemek istersen. Yok şimdi olmaz ha. Şimdi olmaz. Kazıma çıkmak ister misin? İster misin? Hayır. Şimdi çıktın o zaman. Şu an televizyondasın. Sana şaka bırak yaptık. Bizi kameradasın ya. Bana ne sağlamasın oraya? Ne sağlamasın? Gerçek mi söylüyorsun? Harbiden. Şaka yaptık. Önce bunu sunuyor. Söyledin mi? Çok eğlendim. Ama itiraf et senden cesurları var yani. Benim iş alanıma giremiyor pek. Biz podyumlarda yürüyoruz. Pazarlamacılık yapmıyoruz. Ama yani profesyonel olunca artık meslek böyle gerektiriyorsa öyle yapılır. Bakalım. Belki sen de manken olunca yaparsın. Belki bir gün kapım çalınır da sen böyle bir takdim yaparsın. Neyse. Programın başındaki dal bir şakaydı Merveciğim. Bak bu hakiki. Sana canım. Olan duygularımın saflığını ve temizliğini gösteren bembeyaz bir gül hayatım. Teşekkür ederim. Bir şey yok değil mi bir numarası? Ah inanamıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şaka yaptığın daha sonuna geldik. Adresimiz aynı. Şaka yaptık programı Ulusal Radyo Televizyonu. Kodaman Sokak numara 108 81220 Nişantaşı İstanbul. Sloganımız da aynı. Günün birinde siz de bir şaka yaptık kamerasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O zaman sadece gülüyoruz, gülüyoruz ve gülüyoruz. Çünkü hepsi şaka. Bana harika.